Ondan sonra ne oldu? Nefsi raziye geldi. Razı olan, hoşnut olan nefis. Ayet-i kerimesi Fecir suresi. İlk önce başladık ya, ey mutmain olan nefis diye. Ardından ey mutmain olan nefis hitap etti. Şimdi ona hitap devam ediyor. Sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olaraktan ona dön. Burası raziye makamı, raziyet makamı. Artı o nefis sahibinden Allah razı, ama önce o nefis sahibi Allah'tan razı. Bu ne demek ya, şu neden şöyle oldu, bu neden böyle oldu, bu neden yan yattı, bu neden çamura baktı, bu neden yan baktı, bu neden düz baktı, bu neden geldi, bu neden gitti, bunu neden aldın, bunu neden verdin, bu böyle mi oldu, bu şöyle mi oldu, gelene hoş geldin, Allah razı olsun, ondan geldi ya, ha gidiyor, Allah'a emanet ol, o ondan geldi, ona gitti, o razı artık. Ona bir şey geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, yan yatıyor, çamura batıyor, devriliyor, kendisi de. Ha, bu arada da eza-i cefayı unutmayın. Mülhümeden sonra başladı yandan, kimisi çimdik attı, kimisi laf attı, kimisi çelme attı, kimisi sıkıntı verdi. Mülhümede başlıyor bunlar. Eşinden, çoluğundan, çocuğundan, annenden, babandan, etrafından, arkadaşlarından gelir. Maşallah, gelir böyle. Mülhime de, mutmainle de maşallah güzel böyle lebisi bol bir şekilde akar. Bela, musibet, sıkıntı, dert, gam, kasvet, o eksik olmaz. Bunlar lazım. Raziye de maşallah subhanallah yağmur gibi akıyor. Yani kafanı çıkarsan sanki asit yapıyor, eritecek böyle. Ama razı olmak var. Neden? Önce sen ondan razı oluyorsun. Ayet-i kerime öyle. Sen Rabbinden razı. Sen razı olacaksın önce. Sen razı olmazsan o senden razı olmaz. Sen razısan bir şey değiştirmeye çalışma o zaman. Teslim ol. Burada kimisi cebriyeye kaymış, kimisi kaderiyeye kaymış. Sıkıntılı yerdir. Allah muhafaza eylesin. Bu normalde artık böyle o kimse Allah'ın ahlakıyla ahlaklanma yoluna gidiyor. O ahlakı incelmeye başladı. Ahlakı iyice güzelleşmeye başladı. Onun artık güzel, iyi, hoş olanlar hep onun tercihinde. Şikayet zerrece yok. Razı olacak ya, şikayet yok. Bakın şikayet yok. Acıdan, sancıdan, sıkıntıdan, elemden, dertten, kederden şikayet yok. Hastalıktan şikayet yok. Başınıza gelen beladan, musibetten, sıkıntıdan şikayet yok. Anneden, babadan, eşten, çocuktan, arkadaştan, dosttan şikayet yok. Hayatta şikayet yok ondan. Şikayeti bohçaladı, attı kendine. Hiçbir şeyden şikayet yok. Ya bir şeyden mi şikayet et? Aman şikayet etmek küfür gibi onun için. Bir şeyden şikayet etmek onun için küfür gibi. Bir şeyden memnuniyetsizlik beyan etmek onun için küfür gibi. Önüne ne geliyorsa yaşıyor, anı yaşamak. Güzel bir şey. Bir an sonrasını düşünmek yok. Bir an sonra ne gelecekse gelecek. Razısın ya. Harika bir şey bu ya. Artık o kimseler, ona bakan derler ki yani bu insan mı ya? Beşeri özelliklerini kaybetmiş bir kimse. Onun bir şeyi kendi kendine tatmin etme. Psikolojik olarak bir şeyden böyle kendini tatminkar etme duygusu yoktur. Psikolojisi yani. Yani insan bir şeyden kendini tatmin etmeye çalışır. Ama hayvani ama insani. Onun tatmin duygusu burada yoktur. Öyle bir şey yok. O hep üvey kuşu gibi ötelere gitsin. O uruç etmenin yolunda. O merdiveni göğe dayamış.
bu noktada bu dünya eleşi yok artık. Onun gönlü nur perdesinden nur perdesine gidiyor artık. O böyle Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının, Cenab-ı Hakk'ın esmalarının üzerindeki tecelliyatıyla haşır neşir. O Cenab-ı Hakk'ın etrafındaki sıfatlarla haşır neşir. Tabiri caizse bu tumayinle de bir ayağı cennetteydi, bir ayağı dünyadaydı mutmainne de. Artık bunun bir ayağı dünyada değil artık. Tabiri caizse o gitti, bir baktı ki cennette oturuyor. Ona Cenab-ı Hak hitap ediyor. Direkt. Hitap ettiğinde bütün vücut kulak oluyor. Her şeyini duyuyor. Esması hak. Gerçek. Oturdu, yerleşti. Esması hak. O hak dediğinde bin bir tane hak çıkıyor ondan. Onun için artık hak bir de şeydir. Gerçek, hakikat manasında. Her şey gerçek, her şey hakikate uygun. Her şey hakikate uygun. Onun razı olmadığı hiçbir şey yok. Herkes bir şey gidiyor, çırpınıyor. O duygusuzdur, çırpınmıyor. Herkes ah efkan ediyor, vah ne gitti ne. O hayır onu etkilemiyor. Muhakkak Allah'ın kullarına üzülüyor. Razı olmuş. Ondan razı. Ondan razı olunca o da ondan razı. İki razılık cem olmuş. Burası bir de cem, birleme makamı. İki razıya cem oldu, birleme makamı. Cem olmayı. Artık o razı, o ondan razı, o ondan razı. Bazen onun yerine geçiyor, onun yerine geçiyor. Anlatabiliyor muyum bazen? Evet, razı olmuş artık. Onun tevhiddeki hakikat tecellisi, tecelliyatı la mevcude illa artık. Bu haldeki bir kimse şeyhlik yapar. Onda şeyh olarak düşer. O kimse artık şeyhlik yapar. Beşinci makam hak esmasını almış, tecelliyatı almış, düşmüş o ayrı. Alıp düşüyor ki, büyük bir çoğunluk. Yani bunu böyle söyleyeceğim şimdi, alan kardeşlerimiz hepsi de düştüler. Böyle söylemem onları yermek için değil, kendilerini toplamaları için, kendimi de üzülüyorum onlara. Bir usta sanatıyla övünür. Belki de o kimselerden daha fazla üzülüyorum ben. Şimdi dinliyorlar ya, bir de sohbetler elden ele, dilden dile gidiyor ya. Benim nazarımda en üzüntü verici şeylerden birisi odur. Bir dervişin mülhümeden levhameye düşmesi, mutmainneden mülhümeye düşmesi. Hak esmasından aşağı düşmesi, çok üzülüyorum ona. Ona çok üzülüyorum. Evet. Sufilikte benim üzerim en önemli şeylerden birisi odur. Çünkü o böyle beşinci esmayı bitirse, diyeceğim ki artık bu apalet takacak. Yani kurmay olacak. Tabiri caizse bir şey adayı olacak. Evet. O kimse hak esmasında böyle oturdu, yerleşti, duruyor orada. Burası çok kaygan bizim için. Burası sıkıntılı bir yer.
Yukarı doğru tırmandıkça sıkıntı çoğalıyor zaten. Ama oranın zemini daha da kaygan. Yani onun rüyasında şeyh olarak görürler, onun halinde görürler. Sıkıntılı bir yer burası. Onun nefsi kaynınca, onu böyle artık o cezbeden bir hale gelir. O cezbeden bir hale gelince etrafındaki o cazibelere kapılmayacak. Allah muhafaza eylesin. O böyle eğer yerleşir, oturursa artık hani mutmainne de sır ehlin ya, o sırrın arkasındaki sırra erişmeye başladı. O sırrın sırrına doğru gidiyor. Bakın bir sır var, sırrın sırrı var. Bazen diyorum ya, hakikatin hakikati vardır. Onun da hakikati vardır. Hakikatin hakikati vardır. Onun da hakikati vardır. Sır vardır. Sırrın sırrı vardır. Onun da sırrı vardır. O böyle kitaplarda okuduğunuz gibi değil. Ay sır ehli oldu. Gelsin bana anlasın bakalım sır ehli. Öyle değil. Evet. O kimse artık ne yapıyor? O böyle ruhanilerle uğraşmaya başlar. Sizin tabirinizle. Meleklerle konuşmaya başlar. Peygamberlerle konuşmaya başlar. Böyle işte büyük veli zatlarla konuşmaya başlar. Onlarla haşır neşir olmaya başlar. Cinli taifesiyle haşır neşir olmaya başlar. Onlar gelirler çünkü ona. O bir şey artık onu böyle ruhaniler yadır. O böyle ona baksan bu dünyaya ait değil dersin o adama. Veya bu kadın bu dünyaya aitmiş gibi gelmez. Onun işi o tarafıdır. O tarafıdır.